Ağustos Çarşamba gelişmeleri aktarıyoruz. Dolarla başlayacağız. Malum Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ekonomik savaş sürüyor diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesinin ardından gelişmeler yaşandı dolarla ilgili ve TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında pozitif bir seyir izledi. Peki TL ne kadardı? Dolar bu sabah güne 5.53 lira seviyesinde başladı ve saat 9'dan itibaren 5.49 seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Trump'ın tweetleri sonrası yeniden ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygılar Asya ve Avrupa borsaları sonrası Amerikan endekslerine de vurdu. ABD piyasalarının kapanmasının ardından Hazine Bakanlığı Çin'i döviz manipülatörü ilan etti. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Çinli şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Uzmanlar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin devrilmesi sonucu 7'si turist, 11 kişi yaralandı. Turistlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nazmi Kaplan yönetimindeki tur minibüsü Sapadere Kanyonu kırsalında devrildi. Kazada sürücü Kaplan'la minibüsteki 11 yabancı uyruklu turist yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri kaldırıldı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Türkiye'de 2018'deki orman alan kaybı 35 bin hektara aştı ve Türkiye ne yazık ki oksijen depolarını kaybediyor sevgili izleyenler. Bu rapor ortaya çıktı. Türkiye Küresel Orman İzleme Örgütü'nün hazırladığı verilere göre 2001 ve 2018 yılları arasında 461 bin hektarla toplam ağaçla kaplı alanın %4,1'ini kaybetti. 2018'deki orman alan kaybı ise 35.700 hektara ulaştı. Bu oran 2001 yılından bu yana en yüksek seviye demek. Raporda ağaçlandırma çalışmaları da yer aldı. Buna göre 2001 ve 2012 yılları arasında 178 bin hektarlık alana fidan dikildi. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise 2009-2018 yılları arasında 23.878 yangında 58.333 hektar ormanlık alan yandı. 10 yılda 83.557 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kül oldu. Son yılların en büyük çevre katliamlarından bir diyebiliriz ve ardından gelen çevre eylemlerinden olan Kaz Dağı yürüyüşüne AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan farklı bir değerlendirme geldi. Turan, ağaçlar kesildikten sonra eylem yapıyorlar dedi. Bu ifadeleri tepkilerde gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Turan'ın sözlerini doğa katliamını savunmak için söylenmiş kaba bir yalan olarak niteledi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz da tepki verenler arasında. Binlerce ağacın kesildiği Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına yönelik tepkiler devam ederken AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki çekti. Turan, binlerce yurttaşın akın ettiği büyük su ve vicdan nöbetine yönelik paylaşımlarında bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiçbirinin aklına 2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz. Bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var diye sormak gelmedi mi notunu düştü. Turan'ın bu paylaşımına çok sayıda tepki geldi. Bu dava başlangıcı.
Aynı zamanda Çanakkale milletvekili olan Turan'ın ağaçlar kesildikten sonra eylem yapıyorlar ifadesine bir başka Çanakkale milletvekili CHP'li Muharrem Erkek'ten yanıt geldi. Erkek, ağaçlar kesildikten sonra eylem yapıyorlar sözü altın madencisi şirketi doğa katliamını savunmak için söylenmiş kaba bir yalandır. Aşağıdaki 8 Aralık 2017'de attığım Twitter ifadelerini kullandı. Aynı paylaşıma şarkıcı Gökhan Özoğuz da tepki gösterdi. Özoğuz Turan'a yönelik, haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından. Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık. Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü. Siz bilmiyor musunuz siyanürle toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi dedi. Bülent Turan'a bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'dan geldi. Bülent Bey'in tarımla, ağaçla onlar sadece seyrederler karşıda. Sorsan bir dönüm nedir desen belki onu da bilmez. O yüzden 195 bin ağacı kim çıkarmışsa, kimler yapmışsa bence diğerlerini yok sayarak yapmışlar. Varsa Bülent Bey'in gerçekten soruyorum ya da Kaz Dağları'nı tartışma gibi bir derdi varsa buyursun gelsin. Hoş gelmiş, sefa gelmiş, çıkalım şu televizyonlara güzel güzel şu konuları bir konuşalım, buyurun. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da dikkat çekici bir açıklama yaptı. Çanakkale'de altın arama faaliyetleri ve orman katliamı ile ilgili hukuki süreci yönelik bilirkişi raporunda yer alan imzalarda şaibe olduğunu iddia etti. CHP'li Karaca, bilirkişi raporunu hazırlayan heyet içerisinde yer alan ve bilirkişi raporunda imzası bulunan Profesör Doktor Turan Karadeniz'in imzalarının önceki raporlarla uyuşmadığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kaz Dağları'nda altın madeni işleten Kanada şirketi için Kanada Büyükelçisi Cooter'ı telefonla arayarak bilgi aldı. İmamoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada kendileri süreci takip ettiklerini iletti. Kanada devletini direkt ilgilendiren bir husus olmasa da anladım ki Sayın Büyükelçi gün gün takip ediyor dedi. Önce tabii Kaz Dağları'ndaki durumu İstanbul'dan kaygıyla izliyorum. Açıkçası bu konuda işin içerisinde bir Kanadalı firma olunca da geçenlerde çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisi'ni arayıp gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu. Kendileri de hani süreci ilgilendiklerini ve takip ettiklerini ilettiler bana. Tabii yani bir Kanada firması neticede hükümet bağlantılı ya da devleti direkt ilgilendiren bir husus olmasa da tümüyle anladım ki gün gün süreci takip ediyor. Ve hani bu konuda tümüyle bazı farklı bilgiler kendisine aktarıldığını ifade etti. Bu konuda kendisiyle ortak kanaatimiz kamuoyunun çok iyi bilgilendirilmesi gerektiği, eğer kendilerinde çok farklı bilgiler, detaylar var ise yani şeffaflığın ve hem kamuoyuna dönük bilgilerin aktarılması, zira burada aldığım bilgiler doğrultusunda sadece firma değil, aynı zamanda ilgili bakanlığın, hatta Orman Bakanlığı'nın da ciddi anlamda bir bilgi aktarması, açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii süreç şu anda bizim de İstanbul'dan hem kaygıyla hem de en doğru şekliyle sonlanması adına izlediğimiz bir durum olarak devam ediyor. Zira kaybettiğimiz ağaçlar ya da doğaya verilen zarar, dünyaya verilen zarar sadece ülkemize değil. O bakımdan bu ilgiyle beni karşıladı ve dinledi. Ortak kanaatimiz bu. Bilgiler ulaştığında benimle de paylaşacağını kendileri aktardı. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet son bulmuyor. Son haber Gaziantep'ten geldi. Sağlık raporu alamayan hasta doktoru bıçakladı. Olay Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir hasta sağlık kurulundan sağlık raporu almak istedi. Sağlık kurulundan rapora onay çıkmayınca hasta göz doktoru Kutlay Kandemir'i bekledi. İsteği onaylanmayan hasta dışarı çıkan doktoru bıçaklayıp hastaneden kaçtı.
Yaralanan doktor tedaviye alındı. Polis, doktoru bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekonomideki dalgalanmalar Milli Eğitim Bakanlığı'nı da etkiledi. Bakanlık bütün illere genelge göndererek tasarruf çağrısı yaptı. Yurt dışındaki okullara ayrılan pay ve İmam Hatip yatırımlarının ardından kurum yöneticilerinden elde kalan kısıtlı kaynakları doğru kullanmaları istendi. Milli Eğitim Bakanlığı tasarruf butonuna bastı. Bütün illere gönderilen genelgeyle kamu harcamalarının şeffaflaştırılması istendi. Çok ciddi bir tasarrufa inşallah kamuda gitmiş oluyoruz. Ekonominin gidişatı Milli Eğitim Bakanlığı'nı da zorladı. Bakanlığın kendi bütçesi kesintiye uğrayınca tasarruf kararı verildi. İmam Hatip okullarına ayrılan yüksek bütçenin ardından söz konusu okullardan kalan kısıtlı kaynakları doğru kullanmaları istendi. Alacağımız tedbirlerle 2019 yılını bütçe anlamında da daha rahat yöneteceğiz. Bakan Ziya Selçuk'un imzasıyla kamu zararı başlıklı genelge bütün illere gönderildi. Kamu zararlarının gözden geçirilmesi istendi. Ayrıca bir değerlendirme formu oluşturularak bugüne kadar yapılan zararların tespit edilmesi talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yap işlet devret sistemiyle devletin kasasından para çıkmadığını söylemişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal bu konuyu Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bu sistemin halkçı olmadığını söyledi. Sarıbal bir de konuyla ilgili dikkat çeken bir rakam verdi. 2019'un sonuna kadar şirketlerin 50 milyar dolarlık yatırım yapacağını ancak sözleşme karşılığı 140 milyar dolar alacaklarını iddia etti. Bugün bile kamyonların büyük bir çoğunluğu Osman Gazi Köprüsü'nden geçmiyor. Osman Gazi Köprüsü'nden özel araç 103 lira, kamyonlar 200 küsur lira, 250 lira civarında para ödüyorlar. Kaldı ki bu ödenen paralar bizim doğrudan cebimizden giden para. Mesela ben aracımla geçtiğimde 103 lira ödüyorum ama verilen kota gereği, verilen zorunluluk gereği, eğer o katayı doldurmadığımız için ayrıca da cebimden para ödüyorum. 103 liralık paraya karşılık aslında 150 liraya yakın para ödüyoruz. İki defa ödüyorum ben. Hem aracımla geçtiğim için ödüyorum hem de geçmediğim için yeterli düzeyde geçmeyenler adına ödüyorum. Dolayısıyla halkın tümü geçmeyenler bir defa, geçenler iki defa para ödüyor. Kime? Şirkete. Niye? Şirket diyor ki buraya ben bu kadar para yatırdım. Dolayısıyla devletle bir sözleşmem var. Bunu almak zorundayım diyor. Bir örnek vereceğim. 2019'un sonuna kadar muhtemelen 50 milyar dolarlık Türkiye'ye bu şirketler yatırım yapacaklar. 50 milyar dolarlık. Ama sözleşme karşılığı alacakları para ne kadar biliyor musunuz? 140 milyar dolar. 140 milyar dolar. Kimi 10 yılda, kimi 15 yılda, kimi 20 yılda, kimi 25 yılda. İktidar diyor ki yani sırtına mı alıp götürecekler işte 20 yıl sonra yine bu bize kalacak. 20 yıl demek ne demek? 20 yıl, 20 yıl demek hani bizim hayatımızın bitmesi, öbür taraftan gençlerin de bugün doğan çocukların da 20 yıl boyunca bu şirketlere para ödemesi demek. Kamyonlar zaten o köprüden geçmiyorlar. Şimdi yeni yapılan yol. Eğer özel aracınızla İstanbul'dan çıkıp İzmir'e gittiyseniz 500 küsür lira para ödeyeceksiniz. 556 lira. Eğer kamyonla gidiyorsanız 1200-1300 lira civarında git gel para ödeyeceksiniz. Ama bunun dışında da var. Bunun dışında mesela 512 lira, 513 lira ödeyeceğim benim dediğim rakam verilen garantinin dışında. Garantiyi de içine koyduğunuzda ödemediğim, geçmeden ödediğim kısmı da koyduğunuzda ama koyduğum zaman 812 lira, 813 lira civarında para ödeyeceğim. Yani ben o köprüden gider gelirken, o yoldan İzmir'e gidip gelirken toplam 810 lira civarında bir parayı ödemiş olacağım. Böyle baktığımızda bu projenin nasıl kamucu bir proje olabilir ki? Çiftçinin malının en kısa sürede hale ulaşması lazım. Çünkü bir ürünü topladığınızda tarlada ne kadar kalırsa kalitesi o kadar düşüyor. Tarlada ne kadar kalırsa raf ömrü o kadar düşüyor. O yüzden hızlı bir şekilde götürmem lazım. O köprüden geçmesi lazım. O köprüden geçmiyor. O köprüden geçerseniz 3 dakikada, körfezi dolaşırsanız en az 1 saat fark atıyor. En az 1 saat fark. Oradaki trafik yoğunluğunu, ürünün kalite kaybını, ürünün pazara zamanında ulaşmamasını düşündüğünüzde kamyonlar zaten %90'ı geçmiyor. Hatta şimdi yeni bir şey gördüğümü paylaşayım.
Yol da kullanılmıyor. Yol da pahalı geliyor. Eski Gemlik, Orhan Gazi, Yalova, Eskihisar. Eskihisar'dan kamyon kullanıyor. Gemiyi kullanıyor. Ama şimdi gemiyi de kullanmamaya başladı birçoğu. Körfez dolanıyor. Dolayısıyla kamucu dediğimiz proje halkın rahat kullanabileceği, halkın tümünün kullanabileceği bir proje değil. Bir rant projesi, iktidarın dayattığı bir proje, tartışılmayan bir proje. Esenler Otogarı'nın devriyle ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmişti. O karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukatlarının itirazıyla kaldırıldı. Kararla ilgili konuşan İmamoğlu, Perşembe saat 16 itibarıyla tüm birimlerimizle Bayrampaşa Otogarı'nda olacağız dedi. İmamoğlu, bayram süresince yakınlarını karşılayan veya yolculayan İstanbulluların otoparktan ücretsiz yararlanacağı müjdesini verdi. Dün itibariyle benim de açıkçası şaşırdığım bir yargı kararı vardı. Hem şaşırdığım hem de üzüldüğüm. Ancak bugün arkadaşlarımızın, hukuk birimimizin girişimiyle bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Ve şu anda önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16 itibariyle kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için 16 itibariyle tüm birimlerimizde Bayrampaşa'da olacağız. Tüm il orada olacağız. Yani güvenlik şirketimizden İSGÜVEN'den İSTAÇ'a temizliğine efendime söyleyeyim bütünüyle orada olacağız. Zabıtamızla ve açıkçası hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan tuvaletin her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki o tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri alma konusunda ısrarlıyız ve takipçiyiz. Bu konuda Sayın Valimizle de sık istişare halindeyim. Kendilerinin de katkısı ve desteğiyle o gün bize emniyet birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar da eşlik edecekler. Ve inşallah Perşembe 16 itibariyle ki daha öne çekilme ihtimalinde açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmetin düzgün verilmesi çabası içerisindeyiz. Bu arada hani şu müjdeyi de vermek isterim. Özellikle kargaşayı ortadan kaldırmak ve bayramın en düzgün şekliyle geçirilmesi adına da bayram süresince oraya gelip yolcusunu uğurlamak isteyen ya da karşılamak isteyen İstanbullu hemşehrilerimin özel araçlarına İstanbul Otogarı ücretsiz olacak. Onu da buradan duyurmak isterim. Dün çıkan ihtiyati tedbir kararı bugün kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ekrem İmamoğlu gazetecilerin AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul personeli olması ve İBB'nin bursuyla Amerika'da eğitim alması konusundaki soruya da cevap verdi. İmamoğlu, bu kurumlar kişilere inisiyatif verecek yerler olamaz, inceleyeceğiz dedi. Kadroda görünüyor maaş almadığı doğru. Yani milletvekili seçildiği an itibariyle maaşı kesildiği doğru. Ama bir gerçeklik var ki hani 2008'de işe girmiş ve elektrik mühendisliği bölümü mezunu iken Metro AŞ vasıtasıyla Amerika'ya siyaset bilimi doktorası için desteklenmiş, burs verilmiş ve gönderilmiş. Bu 4 yıllık, 5 yıllık eğitim sonrasında da 5 yıla yakın, 4 yıl 11 ay yanılmıyorsam bir mecburi hizmet süreci tanımlanmış. Yani böyle bir mecburiyet varken bunu tamamlayamamış. Tamamlamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla aslında şu anda kuruma bu anlamda bir borcu var. Yani sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi kuruma hizmet olarak verememiş. Tabii burada biraz anlamlı bulmadığım tarafı öncelikle şunu ifade edeyim. Bu teknik tarafını söyledim. Burada bir durum borcu olduğu durumu söz konusu ama bir yönüyle de Metro AŞ'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın
burs sağlaması ve Amerika'ya göndermesi hiç anlamlı değil. Peki işe giriş tarihi ve eğitim için gittiği tarih arasındaki o kısa takvime bakıldığında sizin de aklınızda bir soru işareti oluşuyor mu? Yani elbette anlamlı değil. Yani bu bahsettiğimiz şey işte tam da o. Yani bu kurumlar kişilerin kendi inisiyatifle yön verecekleri ya da yakınlarına dönük bir takım imkanlar, fırsatlar tanıyacakları alanlar değil. Hele hele üst kadrolarla ilgili tasarruflarda tümüyle şeffaflık ve liyakat üzerine yol yürünmesi gereken alanlar, kamu alanları. Bunu yapmadığınız takdirde toplumda tümüyle adalet duygusunu ortadan kaldırırsınız, yıkarsınız. Benim için tabii ki dikkat çekici ama arkadaşlarıma yani bir ön bilgi olarak bunu aldım. Kim olursa olsun bize gelen her türlü bilgiyi hangi konumda, makamda bugün olursa olsun incelemek bizim sorumluluğumuz dahilinde inceleyeceğiz. Varsa bir hukuki ya da kanuni sürdürülmesi gereken bir takip onu da yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru önergesi tansiyonu yükseltti. AKP'li meclis üyesi Sinan Burhan'ın belediye başkanının görevi midir buna kısmen çözüm üretmek, işçinin verilmeyen ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz sözlerine Mansur Yavaş, şirketleri vermiyorsunuz, ikramiyeleri öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin kardeşim sözleriyle karşılık verdi. Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiye öde diyorsunuz. Önce bir şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri niye ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri. Neden duruyorlar? Bakın tekrar ediyorum. Halk ekmek zarar ediyor, dağıtan kazanıyor. 40 milyon liralık anlaşma yapmışlar 5 yıllık. Verin kardeşim, halk market yapacağız. Çiftçinin orada sütünü satacağız, etini satacağız, halk market haline getireceğiz. Hem vatandaş daha ucuza yiyecek, hem vatandaş gelir elde edecek. Dolayısıyla yani meclisi ben bu tartışmalara boğmak istemiyorum ama... 23. dönem AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. AKP'nin fahri kurucusu olduğunu belirten Zeydan, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada siyasi arenaya veda etmiyorum, Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim ifadelerini kullandı. Eski AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fahri kurucusu ve üyesi olduğum AK Parti'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya saygılarımla duyurulur ifadesini kullandı. Zeydan siyasi arenaya veda etmiyorum, masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim dedi. Rüstem Zeydan aynı zamanda eski AKP Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu, cezaevinde Selahattin Demirtaş'la tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi. Gazetelerin ilk sayfalarıyla devam edeceğiz. Şimdi Sözcü Gazetesi ile bir başlayalım. Sözcü Gazetesi, millet bahçesi olacak dediler, otel yapıyorlar manşetini atmış. Bugün İlk sayfasına Atatürk Havalimanı taşınmıştı ve buranın millet bahçesi olacağı söyleniyordu. Ve bununla ilgili bir soru önergesi verdi CHP'li İlhami Özcan Aygün. Ve soru önergesine bakanın verdiği cevapta dikkat çekti sevgili izleyenler. İşte o cevap Sözcü Gazetesi'nde yerini bulmuş. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı için millet bahçesi olacak dediler. Otel yapıyorlar. Erdoğan Atatürk Havalimanı'nın yerine park yapılacağını söylemişti ama Ulaştırma Bakanı otel ve fuar olacağını açıkladı. Kafalar karıştı. CHP'li İlhami Özcan Aygün Yeşilköy'den taşınan Atatürk Havalimanı'nın ne olacağını sordu. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan soru önergesine verdiği cevapta bölgeye airport otel, konferans salonu ve fuar yapılacağını söyledi.
Sözcü gazetesinin manşetinin ardından bir diğer başlık. Hemen bakalım, sür manşete bakacağız. Yargıtay, darbe girişimine tiyatro demek suç değil. Türkiye'de iyi ki yüksek yargı var dedirten karar. 15 Temmuz darbe girişimi tiyatro diyen bir kişi beraat etti. Adalet Bakanlığı kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay beraati onayıp bu bir ağır eleştiridir dedi. Sözcü gazetesinden bir diğer başlık, 74 barodan çağrı. Gazetecileri bırakın. Türkiye Barolar Birliği ve 74 baro Yargıtay'a temize gidemediği için Kandıra Cezaevine hapse atılan Cumhuriyet çalışanlarının derhal tahliye edilmesini istedi. Ortak bildiride şöyle denildi: Yargıtay'ı, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu ağır haksızlık ve adaletsizliğe müdahale etmeye davet ediyoruz. Evet, Sözcü gazetesinde dikkat çeken haberler bu şekilde. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz şimdi. Karar gazetesine bakalım. Karar gazetesinin manşetini seslendirelim. Manşette hangi ifadeler kullanılıyor? Avrupa'ya 6 kriter sözü. Manşette görülen ifadeler bu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süre ardından Avrupa Birliği'ne tam üyelikle ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümleleri manşette görülmüş. Karar gazetesinde Erdoğan uzun bir aradan sonra Avrupa Birliği'ne üyelik vurgusu yaptı diyor. Karar gazetesi de Ankara-Brüksel ilişkilerinin buzdolabında kaldığı süreçte Avrupa'ya kritik mesajlar verdi. Tam üyelik hedefimizi koruyoruz. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban edilmemeli. Vize serbestisinde kalan son 6 kriteri de süratle çözeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer başlık: ABD ülkeyi kana bulayan ırkçı saldırıları tartışıyor. Tetiği çektiren nefret dili. ABD'de ırkçı bir caninin onlarca kişiyi katletmesi, bu tip saldırılara dayanak olan kutuplaştırıcı söylemlerin tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. New York Times gazetesinin baş yazısında beyaz ırkçı terör görmezden geliniyor. Bu faillere Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmiyor denildi. Beyaz ırkçılığın Trump döneminde meşrulaştığı belirtilerek başkan saldırıları gönülsüzce kınadı. Siyasiler beyaz ırkçılığın kınanması için daha fazla çaba göstermeli ifadesi kullanıldı. Karar gazetesinde bir diğer başlığa bakalım. Kesmişler ama ağaçtan saymamışlar başlığına bakacağız. Tekrar ediyorum, kesmişler ama ağaçtan saymamışlar diyor Karar gazetesi. Kaz Dağları eylemine karşın Enerji Bakanlığı 13 bin ağaç kesildi dedi. Profesör Doktor Tolunay dikkat çeken noktaya işaret etti. Orman envanteri 2007'ye ait, o tarihte sayılmayan fidanlar ağaca döndü. Bu hesaba göre 198 bin ağaç kesildi. Karar gazetesinde Kaz Dağları'nda yaşananlarla ilgili bu başlık atılmış ve bu ayrıntılara yer verilmiş. Evet, hukuk ve tıp isteyen çok, mühendisliğe bakan yok. Yüksek öğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Kontenjanlardaki doluluk oranı %90'ı aştı. YÖK'ün sonuçlara ilişkin hazırladığı raporda üniversite sınavının röntgeni çekildi. 753.461 aday tercihlerinden birine yerleşti. 147.754 kişi ise tercih yapmadı. En büyük ilgi tıp ve hukuk bölümlerine oldu. Boş kalan 71.233 kontenjandan 16.690'ı mühendisliklerden oluştu. Açık öğretim programlarındaki doluluk oranı %73.82'den %85.40'a yükseldi diyor Karar gazetesi. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Fırat düellosu diyor Cumhuriyet gazetesi. Hemen taşıyalım ekranlarınıza Cumhuriyet gazetesini. Fırat düellosu manşeti altında yer alan ifadelere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında süren bir konu diyebiliriz. Fırat düellosu olarak görülmüş Cumhuriyet gazetesinde güvenli bölge kurulup kurulmayacağı konusunda en son Esper'dan açıklama gelmişti ve dikkat çekmişti bu açıklama. Tek taraflı operasyon kabul edilemez demişti ve SDG'yi de tekrar zikretmişti Esper. Terk etmek gibi bir arzumuz yok demişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hemen bakıyoruz.
Bu başlığın altında Erdoğan yineledi ara başlığına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bakanın açıklamasının ardından Fırat'ın doğusuna operasyon mesajını yineledi. Erdoğan süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece barış koridorunu kurmuş olacağız. ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar bekliyoruz dedi. Ve Hiroşimalar bir daha olmasın başlığına bakacağız. Dün yıl dönümüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nin 74 yıl önce insanlığın en acımasız silahıyla 140 bin kişiyi Hiroşima'da bir anda öldürdüğü gün diyor Cumhuriyet Gazetesi. 6 Ağustos çeşitli eylemlerle lanetlendi. Bombay'da Hiroşima gününün hatırlanması için yapılan ve barış sloganları atılan mitingde bir öğrenci de boyanmış yüzü ve elleriyle savaşa ve bombaya hayır dedi. Ve tercih sonuçları açıklandı demiştik. Cumhuriyet Gazetesi de 5 liseden 4'ü dışarıda diyor. 5 liseliden 4'ü dışarıda, 2,5 milyon öğrencinin yarıştığı YKS'de 650 bin kişi tercih yapmadı. Cumhuriyet Gazetesi'nde tercih sonuçlarına ilişkin bu başlık yerini buluyor. Ve bir diğer başlık, sahte verilerle katliam başlığı, CHP Kaz Dağları raporu. Vahşi doğa katliamı için zamanda yolculuk yapıldı. CHP'li Gülizar Biçer Karacı tarafından hazırlanan Kaz Dağları raporuna göre ağaç katliamı için 6 yıl önceki veriler kullanıldı. Gelişim çağındaki 130 santimetrelik ağaçlar dikkate alınmadı. 150 bin ağacın kesimi hileyle gizlendi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ifadeler bu şekilde. Sahte verilerle katliam başlığında. Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim, ardından devam edeceğiz. İşte bu arkadaşlarımızın aldığı ücret ortalama 3000 lira civarında bir para. Şu anda Ocak ayında maaş alan bir arkadaşımız, 3500 lira maaş alan bir arkadaşımız yıl sonunda ortalama 400 liraya yakın bir kaybımız oluyor. Yani net rakam 2019'da 3410 lira net maaş alan bir arkadaşımız Haziran'da 3218 lira para alıyor. Kaybı 192 lira. Yıl sonunda kayıp 459 lira. Yani hiçbir şey vermeseler bize, bu vergiyle ilgili bizim Ocak ayında, Aralık ayındaki farkı kapatsalar biz zam falan almaya gerek yok. Biz zam falan da istemiyoruz. Yani bize Ocak ayında ülkeyi yönetenler işçi net ne alıyorsa Aralık ayındaki bu 459 lira farkı versinler bize. Biz zam falan da vermesinler. Yani geldiğimiz nokta bu. Onun için biz şimdi arkadaşlar, bugün Kamu Koordinasyon Kurulu buradan çıktıktan sonra yukarıda beraber bir daha toplanacağız. Biz buradaki arkadaşlarımızın temsilcileriyiz. Onların temsilcisi şube başkanları, onların temsilcileri genel başkanlar. Onlar adına talebimizi yeniliyoruz. Onlar adına arkadaşlarımızın sıkıntılarını dile getiriyoruz. Şu anda ülkede kitlerle ilgili verilen sözler var, kadroya geçirecek, hala geçmedi. Kadroya geçip de kadroya geçmeyen evvel 2700 lira alan arkadaşlarımız şu anda asgari ücret zam alıyorlar, asgari ücreti alıyorlar. Yani %4 bir zam, enflasyonun %15 olduğu bir yerde yani %4'ü konuşmak yani doğru bir rakam değil, ayıp, günah, yazık. Yani bununla ilgili geçici işçiler var, kadroya geçmesi gerekiyor. Bırakın kadroya geçmeyi, 9 ay 29 gün çalışması gereken arkadaşlarımızın en son Tarım Bakanlığı'nda TİGEM geçti, orman geçti ama Tarım Bakanlığı'ndaki bine yakın arkadaşımız şu anda 9 ay 29 günü çalışmıyor. Biz bunları nereye anlatacağız? Biz bunları ülkeyi yönetenlere anlatacağız. Çocuğun problemini, iş kazasını, kadının problemini, yaşadığımız problemleri ülkeyi yönetenlere anlatacağız. İşte dün akşam anlattık, ondan evvel anlattık. Bugün sizin huzurunuza bir daha kamuoyuna anlatıyoruz. Türk İş'in bu işçilerin haklı taleplerini bayramdan evvel, bir an evvel yerine getirin. Bu arkadaşlarımız huzurlu şekilde bayramlarını geçirsinler.
Bununla ilgili talebi dün akşam Bakan Hanım'a anlattık. Bakan Hanım bir an evvel bize işte burada 3 gün zamanımız var bayrama. Umut ediyoruz, arzu ediyoruz. Diyoruz ki Cuma gününe kadar bu sözleşmeyi masa başında bitirelim. Ha masa başında bitmiyorsa kanunun bize verdiği yetki nedir? Yani grevdir, işte işçinin yapacağı her türlü etkinliğe biz önce olmak durumundayız. Onların önünden gitmek durumundayız. Yani bizim vazifemiz, bizim durumumuz bu. Şu anda ülkenin durumunu yakinen biliyoruz. İşte bize diyorlar, işte Güneydoğu'da böyle sıkıntı var. Değerli arkadaşlarım, şu anda Suriye sınırında askerlerin 1/4'ü işçi çocuğu, işsizin çocuğu, köylünün çocuğu, dar gelirin çocuğu, esnafın çocuğu. Her gün bir bu ülke için biri can verdiği zaman biz bir talep iletirken inanın sıkılıyoruz. Diyoruz ki aman ya ülkeyi sıkıntıya sokmayalım. Bu millet ülke için can veriyor. Ama onu verirken de onların babaları, onların abileri, onların aileleri de affedersiniz at istemiyoruz, deve istemiyoruz. İnsan gibi yaşayacak bir ücret istiyoruz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da ülkeyi yönetenlere de bir kere daha sesleniyorum. Bizim vaktimiz doldu, bizim vaktimiz kalmadı. Bir an evvel benim sağımda solumda arkadaşlarımızın taleplerini, onların ailelerinin taleplerini lütfen yerine getirin. Değerli arkadaşlar, söylenecek çok şey var. Siz basın mensupları sorarsanız ben cevap vereceğim. Buyurun. Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanı'nı seslendiniz ama bir görüşme talebiniz oldu mu bu süreçte? Çünkü dün en son artık bir son görüşmeydi gibi anlayabiliyorum. Şimdi bizim adımıza dün akşam Çalışma Bakanı'nın görüşünü düşünüyorum. İşte bugün buradan çıkınca Çalışma Bakanı dün akşam bizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Ekonomi Bakanı'ndan görüşeceğini söyledi. Yani görüp bugün bize öğlenden sonra ya da yarın ne bilgi verirse evvela arkadaşlarımla sonra sizden paylaşırız. Yani çarşıdaki, pazardaki, günlük hayatımızdaki enflasyon açıklanan enflasyona uyuşmuyor. Yani onların açıkladığıyla bizim pazarda, çarşıda, hayatta yaşadığımız örtüşmüyor, uyuşmuyor. Yani dün akşam Bakan Hanım'a da ifademiz oydu. Yani bugün zannediyorum ya da yarın bununla ilgili bize bir haber verirler diye umut ediyorum. Sizin görüşme talebiniz oldu. Onun dışında bir talep, benim bir görüşme talebim yok. Benim muhatabım Çalışma Bakanı. Aynen akşam kendisine ifade ettim. O bizim adımıza akşam bugün gidip konuşacağını söyledi. Onun verdiği bir talebe göre hareket edeceğim. Evet. Başkanım, dün akşamki görüşmelerde, gece devam eden görüşmelerde son teklifin üzerine çıkılmadığını söylediniz. Yani bir ısrarınıza ya da bir şeyler şimdi net resmi bir şey olmadığı için söylemenin bir anlamı yok. Yani dün akşam o kadar kötü de geçmedi. Yani Sayın Bakan işte bizim taleplerimizin haklı olduğunu, işte ülkenin ekonomik durumunun bu olduğunu, ilk 6 aylık enflasyonun 5.1 olduğunu işte onları anlattı. Ama ben şimdi dün akşam görüşmemde yani bir iki güne kadar bize bir haber vereceğini umut ediyorum. Yani o kadar da umutsuz değilim yani dün akşam görüşmemde ama bana bir rakam vermedikleri sizlerle paylaşma imkanı var. Bir şey varsa söylerim. Bir rakam sizi tahmin edecek bir rakam bence. Vallahi verecek tarafı. Siz ne yönde? Şimdi bizi tatmin edecek bizim açıkladığımız rakam ortada. Şimdi biz bu rakamları şubelerimiz işlerimizden aldığı bilgiye göre bize getirdiler. Onlar genel başkanlarına ilettiler. Genel başkanlarla beraber bir kamu koordinasyon kurulumuz var. Yani bizim burada yani askeri müşterekle belli bir noktada buluşursak ben bu işin sahibi kim? İşçiler. Bu işin sahibi kim? Sendikalar. Onlarla paylaşırım. Onlara derim ki arkadaşlar tamamı burada aşağı yukarı 1/4. Derim gidin işin sahibine sorun gelen rakamı. Onlar işin sahibi bu işten razıysa bizim için problem yok. Ya ama işin sahibine sormadan hiçbir şey yapmam. Yani evet arkadaşlar. Değerli basın mensupları, inşallah bir iki gün içinde rakamlar karşısına çıkarız. Çünkü 200 bin işçi ailesinden beraber 1 milyon insanın beklentisi var. Taşeronda çalışanların beklentisi var. Geçişlerin beklentisi var. %4 alanların beklentisi var. Kitlerde kadroya geçmeyenlerin beklentisi var. Biz yasama diliz, yürütme diliz, yargı diliz. Bizim görevimiz bu meseleleri kamuoyunun gündemine taşımak, netice almak. Hani bugüne kadar ben burada oturdum 9 kere sözleşme yaptık. Bugüne kadar hiç kimsenin başını aşağı düşürecek bir sözleşmenin altına imza atmadık. Bugünden sonra da bu işin sahibinin razı olmadığı bir şeyin altına imza atmayız.
Yani işin sahibi de benim sağımda solumda bulunan arkadaşlar. Çünkü talep onların talebi. İşte bizim de yaşadığımız var, gördüğümüz var. Yani bunlar onların adına biz burada temsilciyiz. Burada genel başkanlar onların adına görev yapıyorlar. Yani işin sahibini arkadaşlarım sorarlar, bize getirirler. Ona göre hareket ederiz. Başkanım, son olarak koordinasyon kurulu toplantısında resmi olmayan teklifi mi ele alacaksınız yoksa yol haritasını mı belirleyeceksiniz? Yol haritasını belirleriz. Akşam olan yaşananların noktasına virgülüne kadar anlatırım. Size anlatmam için resim bir şey olması lazım. Elimde hiçbir resim bir şey olmadığı için söylemenin bir anlamı yok. Dün akşam resmi olan bir rakam teklif edilmedi de ima edildi. İmayı söylemenin bir anlamı yok. Olmayacak bir şey söylersem sonra havada kalır. Ondan sonra karşılığını bize sorarlar, ödeyemeyiz sonra. Yani bir ima ile olmuyor. Bana resmi yazılı devlet bir rakam söyleyecek ki ben kamuoyuyla paylaşayım. Akşam öyle bir ortam olmadı. Ama umutluyuz. İki gün içinde sizi çağıracağız. Yani bu meseleyi enflasyon altına ezdirmez gibi sözler edildi. Peki efendim, toplamı %15'i geçiyor mu? 115'i geçmiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Buyurun. Kanundan doğan haklar diyorsunuz da kanundan doğan haklarınızı da çekebilir misiniz? Şimdi biz zaman zaman haber olması için siz büyük bölümü bu işçiye, sendikalara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ama bazıları da biz ağzımıza bir şey açtığımız zaman Türkiye'de diyor ki sendika yok, sendika ağları var. Ki sözlüğe baktığın zaman ağa da güzel bir laf, veren adam demektir. Ya mesela ağların en büyüğü benim. Bir benim tepeden tırnağa beni bir incelesinler Allah'ını severseniz ya. Benim çoluğumu, çocuğumu, ailem bir 30 sene mi incelesinler ya? Ağa nasıl oluyorum ben? Nasıl ağayım ben? Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Benim ailem ne yapıyor? Benim çoluğum, çocuğum ne yapıyor? Bu bizi sıkıntıya sokuyor. Hak etmediğimiz şekilde bizle ilgili yayın yapıyorlar. Yani ben ağanın en tepesi benim ağa sayılıyorsa, benden sonra benim onlar. Yani bir baksınlar bakalım ben ne yapıyorum? Ben nasıl yaşıyorum? Nedir durumum? Yani bunu bir incelesinler, baksınlar da ondan sonra yani ne söylüyorlarsa söylesinler. Yani bir şey dediğimiz zaman diyor ki bu ülkeye karışıyoruz. Türkiye şahsım hiç biz ülkeye karıştırmadık. Hep evvela önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduk. Olmaya da devam ederiz. Ama temsil ettiğimiz işçinin hak ve çıkarlarını savunmaktan da hiç geri durmayız. Biz şu anda burada yoksulun adına duruyoruz, işsizin adına duruyoruz, emeklinin adına duruyoruz, işçinin adına duruyoruz. Şahsım, yönetim, buradaki başkanlar hepimiz onların adına duruyoruz. Herkes burada seçilmiş insanlar ama hak etmediğimiz şekilde ara sıra bazen hoşuna gitmediğimiz şekilde bizi linç etmeye kalkıyorlar. Bu doğru değil. Ne yapacağım? Bir gücüm de yetmiyor ki bir şey yapayım. Ama buradan bir daha sesleniyorum. Şu ağaya bir baksınlar, yedi söylesen ne yapıyor, ne ediyor, durumu nedir? Bir incelesinler. Yani Allah'a da hesap veririz, kula da hesap veririz. Ben bugüne kadar temsil ettiğim insanları utandıracak, başını aşağı düşürecek gibi iş yapmadım. Ben ülkemden yana olma, ben işçiden yana olma devam edeceğim. Bunun bedeli ne olur hiç umurumda olmaz benim. Çünkü bu saatten sonra ben siyaset yapacak halim yok. Banka açacak halim yok. Parti kuracak halim yok. Milletvekili olacak halim yok. Ben işçinin geleceği en büyük makama geldim. Yani burada beddua almadan bu işçinin menfaatlerini korumakla ben mükellefim. Benim yönetimi korumakla mükellef. Buradaki başkanlar onların çıkarlarını korumakla mükellef. Yani burada talebimiz bizim. Sendikalar hali ücret sendikacılığı yapmıyoruz ki biz. Su da benim problemim, kadın da benim problemim, çocuk da benim problemim, yeşil alan da benim, hepimizin problemi. Bu ülkede biz beraber yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, batan geminin lüks kamerası olmaz. Lüks kamera 10 dakika sonra batar. Aşağıdaki 10 dakika evvel batar, hiç fark etmez. Onun için bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için evvela ülkeden yana olma, sonra temsil ettiğimiz işçilerden yana olma, yoksuldan yana olma devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ya şimdi seni vermek istedim biliyorsun. Yani sen şimdi yasal darphanenin günü bitti. İşçiye gidip Savaş kardeş burada soracak. İşçi ne istiyorsa ona uyarım. En önde giderim. İşçi ne karar alırsa onu yerine getiririm. Yani işçi ne karar alırsa maddi manevi şahsım da Türk İş Yönetimi de başkanlar da işin dediğini yaparız. İşin
Evet, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplu sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir basın açıklaması yaptı ve burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Biz gazetelerle devam edelim. Bir Gün Gazetesi'ndeyiz. Verilmemiş, tahsis edilmiş diyor Bir Gün Gazetesi. Daha önce yaptıkları bir haberle ilgili gelen tekzip yazısıyla ilişkin bir haber daha yapıyor Bir Gün Gazetesi. 29 Temmuz tarihli bir haberdi. Ankara'nın ortasında koca koca talanlar başlıklı bir haberdi. Bununla ilgili gelen tekzip yazısı da haberleştirilmiş. TCDD binasının Medipol Üniversitesi'ne verilmesine ilişkin haberimize gelen düzeltme metni haberimizi doğruladı diyor Bir Gün Gazetesi. Ve tekzip evlere şenlik. Üniversite yönetimi haberden çok kullandığımız kelimelere takmış. Düzeltme metninde yer alan müvekkil kuruma hibe edilmeyen sadece tahsis edilen bina ve arsanın verildiği yüklemiyle haberleştirilmesi en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir ifadeleri geldiğimiz noktayı özetler nitelikte diyor Bir Gün Gazetesi. Bir diğer başlıksa Rusya'nın en büyük müşterisi Türkiye başlığı, tüm dünya gıda güvenliği adına buğday üretimini artırırken Türkiye buğdayda İthalatçı duruma düştü. Rusya 2000 yılından bu yana buğday üretimini iki katına çıkardı. Türkiye'de ise son 30 yılda nüfus 30 milyon arttı ama buğday üretimi yerinde saydı. Bu fotoğraf buğday ithalini zorunlu kıldı. Sonuç Türkiye bugün Rusya'nın açık ara en çok buğday sattığı ülke haline geldi. Bir Gün Gazetesi'nde ilk sayfada bu haberler dikkat çekiyor. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi'ne de bakalım hemen hızlıca. Yeni Çağ Gazetesi manşette Pentagon'dan derin krizde kışkırtıcı tavır ifadelerini kullanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanı Esper bir açıklama yapmıştı ve bu açıklama çok dikkat çekti. Ve terör örgütünden yana bir tutum sergiledi diyor Yeni Çağ Gazetesi. PKK'dan yana tutum sergiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Gerçek müttefik ol diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Çağ Gazetesi'ndeki bu haberi de daha önce seslendirdiğimiz gazetelerde vermiştik. Bir diğer başlığa bakacağız hemen Yeni Çağ Gazetesi'nde. 400 bin yeni vatandaş. Türkiye'de son 8 yılda doğan Suriyeli sayısı 400 bini aştı. Bugüne kadar 92.280 Suriyeli'ye vatandaşlık hakkı verilirken 8 yılda doğan Suriyeli sayısı ise 400 bini aştı. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Serdar Palabıyık, bir taraftan istikrar sağlanmadıkça Suriye'den yeni göçmenler gelmeye devam edecek. Diğer yandan doğum yoluyla ülkedeki Suriyeli sayısı daha da artacak diyor Yeni Çağ Gazetesi'nde. 400 bin yeni vatandaş başlığı altında bu ifadeler kullanılmış ve böylece gazeteleri noktalayalım. Suriyelilerle ilgili, mültecilerle ilgili bir rapor diyelim daha doğru olacak. CHP'den dikkat çeken bir rapor var. Buna göre 1 milyona yakın Suriyeli Türkiye'de kayıt dışı istihdam ediliyor. 15 yaş altı çalışan mülteci çocuk sayısı ise yaklaşık 200 bin. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin kayıt dışı çalışan mülteci işçileri ilişkin hazırladığı raporu paylaştı. CHP'nin raporuna göre Türkiye'de 1 milyonu yakın Suriyeli mülteci kayıt dışı ve düşük ücretlerle istihdam ediliyor. 15 yaş altı çalışan mülteci çocuk nüfusu ise toplam sayının %20'si kadar. Rapora göre geçici koruma statüsüne sahip 3.6 milyon Suriye vatandaşından 31.185'inin Türkiye'de çalışma izni var. Bu nedenle pek çoğu kayıt dışı olarak çalışıyor. Göçmen işçilerin aldıkları en yüksek ücret ise 1500 Türk lirası. Göçmen işçilerin kötü şartlar altında ve düşük ücretler karşılığında çalıştırıldığına da değinen rapor, çok sayıda göçmen işçinin de iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Hepimiz hep birlikte hangi siyasi partiden olursak olalım kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. CHP'li Ağbaba bu verileri AKP işsizlik oranını artırıp çalışma yaşamını kuralsızlaştırıyor sözleriyle değerlendirdi. Yalla,
Esenyurt Belediyesi onlarca Suriyeli'yi daha ülkelerine yolcu etti. 36'sı çocuk, 117 Suriyeli sığınmacı Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib'e yerleştirilecek. On binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, 117 Suriyeli'yi daha ülkelerine yolcu etti. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla Esenyurt Belediyesi'nin eski binası önünden uğurlandı. 6 sene oldu. 6 sene ben buradayım. Burada yaşıyorum. Ülkenin zaten orada gidiyorum. Çok heyecanlıyım, ben oradan geçiyorum. Yani annem babam oradaydı. Zaten buradan girdim. Bekar buradan girdim. Buradan nişanlı yaptım, düğün yaptım. 2 tane çocuğum buradan oldu. 3 otobüsle yola çıkan Suriyeli göçmenler Kilis, Gaziantep, Hatay noktalarına güvenli bir şekilde ulaştırılacaklar. Gönüllü geri dönüş formunu imzalayan Suriyeliler 5 yıl içinde Türkiye'ye geri dönemeyecek. İlerleyen günlerde diğer Suriyelilerin de aileleriyle birlikte ülkelerine geri dönmeleri bekleniyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Suriyelileri yolcu etti. 117 kişiyi bugün memleketlerine geri gönderiyoruz. Bize başvurdular. Memleketlerine gidecekler. Bu tatil için gidiş değil. Gittikten sonra artık 5 sene tekrar buraya dönemeyecekler. Dolayısıyla kalıcı bir gidiş olacak. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu olurlar, huzurlu olurlar. Dün akşam Antalya'da dünyaca ünlü bir isim konser verdi. Jennifer Lopez. Konserde uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini ve burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. ABD'li sanatçı It's My Part turnesi kapsamında saat 21.50'de sahneye çıktı. Lopez'e Türkiye'de hayranlarından ilgi büyüktü. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7.000 lira öderken 300.000 lira olan 28 locanın da günler öncesinden kapandığı bilgisi verildi. Lopez konserde hareketli şarkılara yer verdi. Seslendirdiği şarkılarla alandaki hayranlarını adeta coşturdu. Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstengil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2000 kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian'sa gelmedi. Şarkı aralarında izleyenlerle sohbet eden Lopez, uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum dedi. Öte yandan 24 Temmuz doğumlu olan sanatçı 50. yaşını da sahnede hayranlarıyla kutladı. 5 yatak odasıyla özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada konaklayan Lopez'in konser saatine kadar villasından dışarı çıkmadığı belirtildi. Evet, bu haberle birlikte noktalayacağız. Yarın sabah saat 10 olduğunda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.